Herkese merhabalar. Bugünkü videoda sizlere Mavi Kart vize başvurusu nasıl yapılır Almanya için bunu göstereceğim. Almanya konsolosluğunun iData diye bir firmayla anlaşması var ve biz başvurularımızı iData üzerinden yapıyoruz. Ben de başvurumu bu şekilde yapmıştım. Şimdi iData'nın kendi sitesine giriyorum. Burada bize iki seçenek sunuyor. İtalya ve Almanya vize başvurusu diye Almanya'yı seçtim. Şimdi koronadan dolayı birçok işlem online olarak yapılıyor. iData üzerinde de biz başvurumuzu, randevumuzu ilk olarak online yapacağız. Online randevu ala bastım. Şimdi karşımıza iki çeşit randevu şekli çıktı. Schengen ve ulusal randevu diye. Ee, şimdi siz çalışan olarak Almanya'ya gidecekseniz bir 90 gün üzeri bir çalışma vizesine ihtiyacınız var. Bu da ulusal vize oluyor aslında. Buna basıyorum. Ulusal vize randevusunu ala. Burada size bazı bilgiler verilmiş. Bunu okuyabilirsiniz. İşte pasaportunuzu nasıl alacağınız, kredi kartınızla ödemeleriniz nasıl yapılır bunu size anlatıyor. Okudum, anladım ve kabul ediyorum diyorum. Ve bize bazı sorular yöneltecek şimdi. Şimdi ilk olarak hangi vizeye başvuracağımızı belirtelim buraya. İki çeşit çalışma vizesi var. Normal çalışma vizesi bu. D tipi dediğimiz sözleşmeli personeller için. Bir de mavi kart var. Mavi kartın özelliği nedir dersek. E, mavi kart daha çok işte kalifiye çalışanlara verilen e, bir ayrıcalık, bir e, vize tipi diyelim. E, biz buna basıyoruz. Mavi kartı istediğimize dair. Şehri seçiyorum. Ankara dedim. Sağlık alanında mı çalışacaksınız? Hayır. Mühendislik. E, işte bir diplomanız var mı ve bu diplomanız bu diplomanızın Almanya ile denkliği var mı diye soruyor. Ayrıca diplomanızla yapacağınız iş birbiriyle alakalı mı? Evet, alakalı diyoruz. E, i̇ş teklifiniz ve iş kontratınız var mı? Evet. Bu videoda ön koşulumuz ne? E, sizin bir tane aslında iş teklifi almış olmanız. Yıllık kazancınız eee Mavi kart için gerekli olan limitin üzerinde mi? Bu limit şu anda ne kadar? 56.400 Euro. Bunun üzerinde ise siz e, mavi karta başvuru yapabilirsiniz. Evet diyorsunuz. E, ancak şöyle durumlar da var. Bazı meslekler için, yazılım mes yazılım mühendisliği mesleği de bunun içerisinde diyebiliyorum. Aranan meslekler. E, aranan mesleklerde bu şart e, bu kadar kesin değil. Hani 56.000'in altında olup da mavi kart alabilenler de var diyebiliyorum. Evet dedikten sonra şimdi bize... E, bazı belgeleri çıkarttı. Bu belgeler neler? Onlara bakalım. Nelere ihtiyacımız var? 2 adet başvuru formu. Bu başvuru formunu indirip dolduracaksınız. Başvuru ücreti 75 Euro. Bunu yanınızda bulunduracaksınız. Geçerli pasaportunuz. Pasaportunuzu götüreceksiniz ve pasaportunuzun aslında fotokopisi. İki adet vesikalık resim istiyorlar ayrıca burada. Ve daha sonrasında da ne istiyorlar? Belgeler. Şimdi Belgelerde neler var? Burada ilk olarak ne söylüyor? Eğer belgeleriniz Türkçe ise bunu Almanca'ya tercüme edin diyorlar. Şimdi ilk belgemiz ne? CV. Şimdi ben vize başvurusu yapacağım. Özgeçmişin ne alakası var diye sorabilirsiniz. Bunu benim tahminim büyük ihtimalle işle, sizin işte deneyimleriniz birbirleriyle uyumlu mu diye bakıyorlar. Acaba hani bu adam doğru mu söylüyor? Bunu kontrol etmek için sizin CV'nizi istiyorlar. Ben bunu ne yaptım? İngilizce Klasik bir CV hazırladım ve bunu verdim. E, i̇ş sözleşmesi veya somut iş teklifi. Zaten bunu size şirketiniz gönderir. Eğer hani bir anlaşmaya vardıysanız, karşılıklı imzalama yaptıysanız kontratı, size sözleşmeyi göndereceklerdir. Bunu yanınıza bulunduracaksınız. E, mesleki yeterliliği gösteren belgeler. Bunlar ne? Diplomalarımız. Şimdi Türkiye'de 3 çeşit diploma var. İngilizce diplomalar, Türkçe ve İngilizce olan diplomalar ve Türkçe olan diplomalar. Şimdi dediğim gibi eğer Türkçe belgeniz varsa bunu Almanca'ya tercüme ettirmeniz lazım. Ancak İngilizce ise bunu direkt verebilirsiniz. Fotokopisini çektirip verebilirsiniz. Ben de mesela nasıldı? Benim e, diplomamın yarısı Türkçe yarısı İngilizce şeklindeydi. E, sayfanın yarısına Türkçe yazmışlar yarısına da İngilizce aynı ifadeleri yazmışlar. Bu yüzden ben de hani bir çeviri yaptırmadım. Çünkü İngilizceydi. E, ve ayrıca ne yaptım? Bunu işte yanımda götürdüm fotokopileri. Herhangi bir yeminli tercümana gitmedim. Olduğu gibi fotokopisini çektirip verdim. Sadece bana şunu sordular. İşte gerçeğini gösterebilir misin? Gerçek diplomanı gösterebilir misin dediler. Onu gösterdim. İşte benim diplomam budur. Adam da damgayı vurdu. İşte gerçeği görülmüştür. Aslı aslı gibidir gibi damgayı vurup aldı benden. Şimdi bir diğer konu ne? Den denklik konusu. E, denklikte de şöyle ana bine giriyorsunuz. Kendi okulunuzu ve bölümünüzü seçerek e, bir denk, denklik alıyorsunuz. E, bildiğim kadarıyla hani çoğu üniversite, Türkiye'deki çoğu üniversite e, Almanya için denklik sağlayabiliyor. Siz orada sadece H+. ifadesini göreceksiniz. H+. görüyorsanız benim okulum ve diplomam Almanya için de yeter, yeterli diyebilirsiniz. Mesleğiniz için geçerli ise meslek ünvanını kullanmayız di. Ben bu maddeyi atladım, bu maddeyle ilgili bir şey yapmadım. Benim tahminim bu madde tamamen işte doktorlarla ya da işte inşaat mühendisi, mimarlar gibi işte imza gerektiren işlemler için meslek ünvanını kullanma izni gerektiren durumlarda gerekiyor. Dolayısıyla yazılım mühendisi olarak ben bu maddeyi es geçtim. Bu maddeyle ilgili bir belge sunmadım Aydata'ya. Başka ne söylüyor? Çalışma belgeleri, diplomalar ve SGK dökümü. Burada ne yaptım? Çalışma belgelerimi hazırladım. İşte diplomam zaten vardı. SGK dokümanlarımı indirdim, İngilizce çevirdim ben bunları. O şekilde verdim. Ee, diğer madde ne? İşveren tarafından doldurulmuş iş ilişkisi beyanı. Bunu şirket kendisi doldurup size gönderiyor. Eğer şirket bunu doldurmadıysa buradan indirip onlara gönderip doldurmalarını rica edebilirsiniz. Ki büyük ihtimalle size doldurup direkt göndereceklerini ben tahmin ediyorum. Yabancı dil belgeniz varsa bunu kanıtlayan belgeler. Ben dediğim gibi Almanca bilmiyordum buraya geldiğimde. Almanca ile ilgili bir belge sunmadım. Benden istemediler bunu. Ee, ve sağlık sigortası. Ee, Seyahat sağlık sigortasını da yaptırabilirsiniz. İşte işe başlayacağınız süreye kadar. Yani örneğin bir aylık bir e, sağlık sigortası yaptırabilirsiniz. Bu da ne kadar oluyor? Bildiğim kadarıyla 15-20 Euro gibi e, bir fiyatı var. Ve devamında ne oluyor? Ailenizle ilgili belgeler. Ben Almanya'ya tek başıma geldiğim için bu konuları aşağısını pek bilmiyorum. Eğer siz de tek geliyorsanız... Siz de bu kısımları atlayabilirsiniz. Bu belgeleri topluyorsunuz. Devamında randevu ala basıyorsunuz. Buradan Ankara'yı seçtim. Ve son olarak bu aşamaya geldik. Kişisel bilgiler. Buraya isim, soy ismi yazıyorsunuz. Burada hata yapmayın. Doğum tarihinizi yazın. Pasaport numarası, telefon, e-mail. Bunları yapıyorsunuz. Bunları yaptıktan sonra ön izleme kısmı geliyor. Ön izlemeden bakıyorsunuz işte ek hizmetler var. Ek hizmetler dediği de ne oluyor? Mesela işte başvuru formunu gelin burada beraber dolduralım diyorlar. Ya da işte pasaportu kargoyla gönderiyorlar size. Bunun ödemesini direkt buradan yapabiliyorsunuz. Son olarak da kredi kartıyla ödeme işlemi. Bu işlemi yaptıktan sonra size bir piyanar numarası atanıyor ve randevu tarihiniz belirleniyor. Bende nasıl olmuştu? Bu işlemi yaptıktan sonra yaklaşık 10 gün ileriye bir randevu tarihi atandı. O güne kadar ben bütün belgelerimi tamamladım ve götürdüm. Şimdi burada önemli olan bir konu daha var. Şu anda mesela korona gibi bir durumumuz var. Bu saydığım belgeler haricinde sizden bazı belgeler de isteyebilirler. Benden mesela ne istemişlerdi ayrıca? Korona için bir bilgilendirme istemişlerdi. Bunu şirket yazdı. Şu şekilde basit bir yazıydı aslında. İşte çalışan işte korona zamanında işte Münih'e gelip çalışmak zorundadır. Ee, çalışması hani önemlidir, bizim için önemlidir tarzında basit bir yazı yazıp gönderdiler. Bu da e, istenen bir şeydi. Dolayısıyla buna da dikkat edin. Bu işlemlerinizi yaptıktan sonra size bazı bilgilendirici şeyler gelir. Onları da okuyun. Çünkü ek e, belgeler istenebilir. Şu an mesela korona var. İleride başka bir hastalık çıkar. Morona çıkar. Onunla ilgili sizden ek bilgi, belge isteyebilirler. Bunu yaptıktan sonra size bir PNR numarası atanıyor. PNR numarası atandıktan sonra işte e, ...randevunuza gidiyorsunuz... ...belgelerinizi götürüyorsunuz... ...belgeleri götürürken eksik eksiğiniz olmasın... ...eğer eksik varsa otomatikman... ...randevu... ...hani geçersiz sayılabilir... ...belgelerinizi almıyorlar... ...işleminizi yapmıyorlar... ...dolayısıyla ne oluyor... ...siz belgeleri tekrar tamamlayıp... ...bir başvuru daha yapmanız gerekiyor... ...orada da bir 10 gün kaybediyorsunuz... ...yani böyle bir problem var... E, ...ancak güzel olan şey ne... ...eğer sizin belgeleriniz tamsa... E, ...belgelerinizi alıyorlar şuradan e, başvurunuzu takip edebiliyorsunuz. Pasaport numaranızı giriyorsunuz ve size bir belge veriyorlar. Barkod numarasını giriyorsunuz. Buradan e, başvurunuzu takip ediyorsunuz. İşte ne diyor mesela? aydata diyor ki işte belgeleri biz konsolosluğa gönderdik. Mesela bu tarz hani ilerlemeleri siz buradan takip edebiliyorsunuz. E, en son aşamada ne oluyor? Konsolosluk e, size vizenizi veriyor. Vize benim mesela vizenin üzerine ne yazıyordu? çalışma vizesi üzerinde de işte blue card'a aday şeklinde yazıyor. Bunu size e, kargoyla gönderiyorlar. kargo ile size pasaportunuzu ulaşıyor. Ee, diyeceklerim aslında bu kadar. Bunun dışında bir şey yok. Sadece dikkat etmeniz gereken şeyler. Birincisi e, bu başvuru işlemine çok geç kalmayın. Çünkü e, yoğunluktan dolayı size geç tarihe gelebilir. Mesela bende 10 gün olmuştu ama Belki çok yoğun bir zamana gelirsiniz ve e, çok hızlı randevu alamayabilirsiniz. Bu yüzden buna dikkat edin. E, onun dışında belgelerinizin eksiksiz olması önemli. Eğer eksiğiniz varsa belgelerinizi kabul etmiyorlar, başvurunuzu yapmıyorlar. Bu da önemli. E, diyeceklerim bu kadar. Bu şekilde e, aslında çok zor değil. Görüyorsunuz e, mavi kart vize başvurusunu bu şekilde yapabiliyorsunuz. Aydata üzerinden. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere.